Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Kahramanmaraş depreminden sonra yaklaşık 4 aydır e, içerik üretemedim. Zorlu bir süreçten e, geçtik. Aslında o süreç halen devam ediyor. E, Allah e, kimsenin başına e, böyle bir felaket vermesin deyip artık e, yeni videodan başlayabiliriz. İlk olarak Elementor'la e, başlamak istedim. Bazı özellikler gelmiş Elementor'un... E, şekli şemali biraz değişmiş ama Elementor yine bildiğimiz gibi e, belli bir başlı çerçevede e, kendini gösteriyor. Elementor'dan ayarlar bölümüne geldim. Ben bu videoda size e, grid container yani ızgara container'ını göstereceğim. Buna biraz baktım aslında çok işe yarayan bir özellik. E, daha önce de Flexbox container'ı göstermiştim. İlk olarak bunları aktif etmeden önce... E, Elementor'la eski düzene bir bakalım. Eski düzende Bölüm ekleyip işte sütunlar vardı, ızgara düzenlerini tekrardan bölüm ekleyerek falan oluşturuyorduk. Artık bu dakikadan sonra yeni gelecek videolarda da bu eski düzeni kullanmayacağım. Tamamen container düzenine geçeceğim. Çünkü baktığım zaman artık Elementor container'ın üzerinden gidiyor, burada bir geliştirme yapıyor. O yüzden ben de container üzerinden içerik üretmeye devam edeceğim. Zaten Flexbox Container sürüm adayı olmuş. Belki bir sonraki sürümde alt tarafta görebiliriz. Şimdi ben bu videoda ızgara konteynerı göstereceğim. Flexbox Container'ı göstermiştim. Önceki videolarda oradan da bakabilirsiniz. Burada Grid Container'ı aktif etmeniz için Flexbox Container'ın da aktif olması gerekiyor. Buraya geldim. Etkin dedim. Aktif et dediğiniz zaman üstteki Flexbox Container'ı otomatikman aktif ediyor. Tıkladım. İkisinde bakın burada açtı. Flexbox da yeşil oldu. Grid de yeşil oldu. Alta geldim değişikleri kaydet dedim. Sayfalara geldim. Tekrardan Elementor ile düzenleyin diyorum. Sol tarafa şurayı kapatabilirim. Sol tarafa bir container geldi. Zaten bunu Flexbox container düzenini anlatırken göstermiştim. Bunu çektim buraya koydum. Buraya normal bir e, container geldi. Fakat şurada e, o özelliği açtığımız için coin container düzeni geldi. Burada flexbox yerine e, ızgara düzeni seçtim. Bakın belli başlı e, eşit çerçevelerde buraya ızgara düzenleri geldi. Şöyle gösterebilirim. Tekrardan e, container yerine geldim. Burada e, sütunlar ve row satırlar var. Bakın sütunlar yan yana arttırabiliyorsunuz. Böyle de azaltabiliyorsunuz. Satırlar da aşağı doğru belli başlı e, eşit şekillerde gidiyor. Derseniz şöyle de e, tamamen düzgün e, her şey birbirine eşit bir ızgara düzeni oluşturabiliyorsunuz. Tabi bu her bir kutucuğun içine bir şey koyabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Satırı 2 yaptım sütun da 3 e, olarak kalsın. Burada satır ve sütun nasıl çalışıyor bunu göstereyim. Yan da FR göreceksiniz. FR buradaki kısaltımı fraction yani kesir anlamına geliyor. Her bir bölüm bir kesir olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra grid outline burada yandaki şeyleri göstermeyebilirsiniz. Sadece ilk olarak seçili olanı gösterirsiniz. Eğer bunun üstüne bir bileşen eklediğiniz zaman mesela başlık ekledim. yana bir tane daha düzen açıldı. Ona da geldim, başlık ekledim. Bir yana bir tane daha açıldı böyle alta doğru gidiyor. Bunları silelim şimdilik. Tekrardan konteyneri düzenliğe geldim. Bunu gösterebiliriz. Hiç olmazsa düzeni görmüş oluruz. Burada birkaç özel ayar var. Onları göstermeden önce aşağı doğru aşağıdaki ayarı göstereceğim. Gaps kısmı boşluklar. Burada sütunlara boşluk verebilirsiniz. Tabi burada piksel mi? Yüzde mi ya da diğer değerlerden boşluk vermek isterseniz ayarlayabilirsiniz. Mesela e, şuradan değerleri birbirinden ayıracağım. Sütuna 50 piksellik bir boşluk verdim. Bakın altlar birleşik oldu. Yanlardan e, 50 piksellik bir e, boşluk verdik. Satırlara da 25 piksellik bir boşluk verdik. Bakın aşağıda e, boşluklar da ayarlanmış oldu. Buradan boşluk vermek isterseniz ayarlayabilirsiniz. Tekrardan değerleri birbirine bağlayayım. Şu sıfırları da kaldıralım. Auto flow kısmını göstermek istiyorum. Burada satır ve sütun var. Satırda kaldığı zaman şöyle göstereyim. Görsel ekledim. Mesela bu görseli çoğalt dedim. Yana doğru çoğalttı değil mi? Eğer ben bu container düzeninden e, autoflow'u sütun yapsaydım. Bakın çoğalttığım zaman nereye doğru çoğalıyor? Aşağı doğru geldi. Tekrardan bunu çoğalttım. Yukarı çıktı. Tekrardan çoğalttım. Aşağı geldi. Yani bir üste bir alta bir üste bir alta diye gidiyor. Bunu e, gösterdim. Belki işinize yarayabilir. Bu da şimdilik böyle kalsın. Container düzenleme alanına tekrardan geliyorum. Bunu e, autoflow'u Satır olarak bırakalım. Burada hizalama var. Hizalamayı göstermeden önce e, burada birkaç özel ayar gösterebilirim. Hatta e, hizalamayı da göstereyim şöyle. Ne ekleyebiliriz burada? Ufak düğme olabilir. Evet düğme ekleyelim. Mesela ben bu düğmeleri çoğaltacağım arkadaşlar. Şöyle çoğalttım. E, her bir düğme bir tarafa geldi. Daha sonra konteyni düzenliğe geldim. Alt bölüme indim. Bunları e, yana yatay bir şekilde ortalayabiliriz bu şekilde. Aynı şekilde dikey bir şekilde de ortalayabiliriz. Ama şu an e, yükseklikleri e, obje yani bileşene göre eşit olduğu için bunu anlamayacağız. Şöyle center'ı kapattım. Buradan minimum yüksekliği 100 yapıyorum. Gerçi şu 100 az gelir. 400 yaptım. 400 yapınca şu an bunları nasıl ortalayacağınızı göstereceğim. Dikey olarak da center dedikten sonra bakın hepsi aynı yere ortalanmış oldu. İsterseniz bunu alta indirebilirsiniz. Yukarı çıkartabilirsiniz. Stretch yaparsanız eğer streçlenecek bir bileşen varsa hem yukarı hem aşağıya doğru streçlenir. Center dedim. Yatay olarak da sola, sağ sağa ve stretch yapabiliyorsunuz. İsterseniz de ortalayabiliyorsunuz. Bunları kapatayım şimdilik. Bir de burada gelelim özel ayarına. Sütunlar ve satırlarda özel değerler verebiliyorsunuz. Şuradan FR'a tıkladım. Burada kalem işareti var. Aynı şekilde satıra da geldim. Kalem işaretini tıkladım. Buraya yazacağınız her bir değer aslında FR'ın açılımı fraction kesir demek. Mesela ben bir FR yazdım. Bakın bir kesir oldu. Tekrar bir boşluk bırakıyorum. Bir FR daha yazdım. Bu %50'ye %50 bir seçenek çıktı. Tekrardan bir FR yazıyorum. İşte %33.3 olarak ama tamamen eşit bir ızgara düzenine geldi. Şöyle de şunları ortalayalım. Alt tarafa da Justify Content bölümü geldi. Tabii burada daha farklı eşitlikler bozulunca ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Son kesir birimini 1 bir değil de 2 FR yapıyorum. Bakın, 1 FR'ların 2 katı sağ tarafa geldi. İsterseniz bunu 4 FR da yapabilirsiniz. Bakın 4 FR yapınca içeriği bir şekilde sıdırdı. Bu alanları da eşit olacak şekilde bıraktı. Burada yanılmıyorsam ondalık olarak da çalışıyordu. 1,5 FR. Burada da 1,5 FR diyebilirsiniz ya da 4,5 FR dedim. 2.5 FR yapabilirsiniz. Ondalık olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ya da kesir olarak ayarlamak istemezseniz şöyle yapalım. 100 piksel. Tekrar yana geldim. 100 piksel. Tekrar yana geldim. 100 piksel. Tekrar yana geldim. 100 piksel. Burada e, piksel değerinde de ayarlayabilirsiniz. E, Tabi biraz daha büyütebilirsiniz bu değerleri. İşte bunu mesela 400 yaptım. Buraya geldim bunu da 400 yaptım. Bunu mesela 150 yapmak istediniz ya da 200 yapmak istediniz. Bu şekilde e, eşit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu e, satırlara da yapabilirsiniz. 100 piksel 200 piksel 400 piksel 400 piksel olarak ayarladınız diyelim. Bu şekilde e, zaten boyutlarını da burada görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ayarlayabilirsiniz. Bu e, ızgara düzeni e, çok kullanışlı bunu kullanabilirsiniz. Gayet işinize yarayacaktır. Tabi nerede yarayabilir? İşte hizmetlerim alanında kullanabilirsiniz. Ne bileyim yaptığınız eğitimler vesaire. Ya Aslında birçok şeyde bu ızgara düzenini kullanabilirsiniz. Son gönderiler belki o Elementor Pro'da olur. Yine de bu ızgara düzeniyle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza herhangi bir gelen ızgara düzenini. E, bu özellikle gerçekleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. <laughs>